Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda yeniden birlikte olmaktan çok mutluyum. Bugün vurgu ve vibrasyon çalışması yapacağız. Vibrato çalışması yapacağız. Vurgu ve vibratonun ne demek olduğuyla ilgili size şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Vurgu, notalarımızı çalarken şiddeti dediğimiz, yani sesin şiddeti ve vurgusuyla ilgili çalışmalarımızı yapmak için kullanacağımız işaretler. Ve bu işaretleri size zaten gösteriyorum. Şimdi ekranın altında görüyorsunuz. Ve vibrasyon çalışmasında vibrasyonun ne demek olduğu, vibrasyonun nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verip bununla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Size şu kadarını anlatmak isterim ki Mey tamamen vibrasyon, dudak hakimiyeti ve kulak ilişkisiyle çalınan bir alettir. Eğer siz bu vibrasyonu doğru ve zamanında yapmazsanız meyden istemediğiniz şekilde bir ton ve ses çıkacaktır. Ama siz vibrasyonlarınızı doğru zamanlamada yaparsanız, vurgularınızı doğru yerde yaparsanız o zaman meyden daha lezzetli, daha düzgün, daha dinlenilir şekilde melodiler çıkacak. Şimdi bu vibrasyonlar genelde bizim devamlı kullandığımız meyin kesin olmazsa olmazı. Düz ses üflemiyor muyuz? Evet, düz ses de üflüyoruz yeri geldiği zaman. Ama biz melodilerimizi daha çok vibrasyonla yapıyoruz. Vibrasyonu dudağımızın hareketi, alt dudağımızın hareketiyle yapar gibi düşünün. Bu hareketle yapıyoruz. Bunu alıştırmalarını yapmamız için öncelikle mey kamışının üzerinde ağzımıza oturttuktan sonra üflüyoruz. Bu hareketi yapıyoruz. Yaparken bakın. Gördüğünüz gibi alt çeneyi dudağı yukarıya ittirerek. Evet. Şimdi buna vibrasyon diyoruz. Yani aslında vibrasyon titreşim anlamında bilindiği gibi. Burada bazen karıştırılan bir şey var. Vibrasyon tril değildir. Tril dediğimiz şey iki nota arasında yapılan bu hızlı harekettir. Yani gibi. Ama bizim yaptığımız tek ses üzerinde gibi düşünün. Bu harekete biz vibrasyon diyoruz. Şimdi vibrasyon uluslararası dünya literatüründe kullanılan bir işaretle temsil ediliyor. İşareti şimdi görüyorsunuz. Bu işareti gördüğümüz zaman vibrasyon yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Şimdi bu vibrasyon işareti gördüğünüz gibi iki tane. Bir tanesi böyle büyük bir S'nin yan yatmış hali gibi. Bir tanesi onun daha kısası. Şekilde de gördüğünüz gibi büyük olanın vibrasyonu daha aralıklı yapılacak. Yani şimdi buradaki vibrasyonun özelliği şudur. Tempoyla çok orantılıdır. Yani hızlı tempolu bir parçada çok uzun geniş vibrasyonlar yapamazsınız. Tempo hızlandığı zaman daha hızlı aralıklarla vibrasyon yapılır. Bunun için de biz vibrasyonun hangi uzun notalarda veya hangi kısa notalarda, düz notalarda nasıl yapılması, hangi sürelerde yapılması gerektiğini dersimizde öğreneceğiz. Bu biraz da bizim algımızla alakalı bir şey. Bunun öncesinde vibrasyon çalışmasını yaparken dikkat edeceğimiz şey, önce ağır ağır, yavaş yavaş temposunu kendi belirlediğimiz çene hareketlerimizi yapmaya ve bunun için kendimizi şartlamaya, yani bunların sürelerinin, aralarının, aralıklarının eşit olmasını sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Bunun için de şimdi size aşağıda gördüğümüz çalışma var. Bakın şimdi çalışmanın üzerinde metronomumuzu 55 tempoya hazırlıyoruz. Ve 4/4'lük ilk notamız La. parmaklarımızı hazırlıyoruz. La. Ve 1, 2, 3, 4 sayısı geldiği yere kadar bu 4 dörtlük notayı üflüyoruz. Bakın hemen notanın bittiği yerin üzerinde bir kesme işareti, virgül var. O bizim nefes alacağımızı gösterir. O nefes işaretidir. Onun haricinde temponun altında gördüğünüz 55'in altında yazan bir S harfi, demin de söylediğim gibi geniş vibrasyonu anlatır ve onun altında ise bir yan yatmış V veyahut da işte büyüktür işareti diyelim biz ona. Bu işaret vurgu işaretidir. Bu görüldüğü zaman notanın üzerinde vurgulu başlanacak ve büyük vibrasyon yapılacak. Nasıl? Yani şöyle. Şimdi metronomumuzu ayarlayalım. Arkadaşlar telefonlarınız, Android telefonlarınız vardır veyahut da akıllı telefonlarınız vardır. Bunlara bir metronom programı indirebilirsiniz. Şimdi bende var. Bakın şöyle bir program var. Görünebiliyor mu? Evet, metronom programı. Bu programda tempolar var. Ben 55'e ayarladım. Sesim açık. Bunu koyuyorum. Bakın şimdi metronom çalışıyor. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Demek ki ne yapıyoruz? 4 dörtlük bir nota için bir kere üflüyoruz ve bunun 4'e kadar tam saymasını sağlıyoruz. Onu bekliyoruz. Şimdi size bunu örnekle göstermek istiyorum. Şimdi aşağıda gördüğünüz örneği size seslendireceğim. Bu arada yine öğrenmeniz gereken, bu örnekte öğrenmeniz gereken şey, işaretler olarak düşünürsek ba işareti var. Bakın orada iki tane 2 dörtlük nota var. Nota bilmeyen arkadaşlarımız için de lütfen bir internetten bir siteye girin. Notaların değerlerini bir göz atın şöyle. 4 dörtlük nota nedir? 2 dörtlük nota nedir? O kadar gözünüzde büyütmeyin. Bu işin okuma yazmasıdır nota. Mutlaka ki sazı çaldıracak olan nota değildir ama bu bilgiye sahip olursanız daha ilerlemiş, daha elinize, önünüze gelebilecek her şeyi çalabilecek duruma geleceksiniz. Ve umuyorum inşallah büyük kısa zaman içinde ben bir metot üzerinde çalışıyorum. Bu metodu bitirdiğimde de bu metodu tabii ki eksiklerimiz olabilir. Bunun için konuşmalar, diğer arkadaşlarımızla, müzisyen arkadaşlarımızla da görüşmeler yaptıktan sonra bunu ortaya çıkartacağım. O zaman bu metodu takip ettiğiniz zaman bütün işaretlemeleri, bütün çalma teknikleriyle ilgili, notayla ilgili şeyleri öğreneceksiniz. Bunları da buradan elimden geldiği kadar sizlerle paylaşacağım. Şimdi size burada dediğim gibi ba işareti var. Ba işareti şudur. Bakın hemen satır sayıyoruz. Soldan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ölçüde 2 tane 2 dörtlük nota var. Ve ikisi birbirine alttan bağlı. Burada ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 diye sayacağız. 4 dörtlük olduğu için. Ama her 2'de bir vurgu yapacağız. Bakın üzerinde vurgu işaretleri var. Yani pa, 2, pa, 2. Ama burada ne yapacağız? Notayı tekrar baştan sesimizi kesip çalmayacağız. Sesi uzatacağız yani bir sese vurgu yapacağız. Şimdi nasılmış o? Bakın. Vurgu yaptım. Şimdi bunu abartılı yapabiliriz. Çok rahatlıkla. Hiç düşünmeyin ses doğru mu, yanlış mı? Bu sesler zaten zamanla oturacak. Ama önemli olan nedir? Önemli olan gördüğümüzü çalabiliyor olmamız. Şimdi bakın. Aşağıdaki yazıyı görüyorsunuz. Portayı görüyorsunuz. Şimdi birinci ölçüyü bakıyoruz. Ne var? La notası. 4 dörtlük. Üzerindeki işaret nedir? Bir vurgu var. Ve büyük vibrasyon var. İkinci ölçüye bakıyoruz. Hemen orada ikinci ölçüde ne var? Aynı işaretler var ama bu sefer altta hızlanarak vibrasyon işareti var. Yani yavaştan başlayıp yavaş çıkıp da deyip hızlanıyor. Bir sonraki ölçüde ise hızlıdan yavaşlayarak vibrasyon işareti var. Şimdi bu işaretlere baktığımız zaman bu işaretler bize neyi gösteriyor? Bunu çalarken nelere uymamız gerektiğini. Bakın şimdi. Portato diye bir işaret var burada. Görüyorsunuz. Yani sondan 3. ölçüden itibaren başlayan bir çizgi ve üzerinde nokta var. Şimdi buna baktığımız zaman, portatoya baktığımız zaman daha çok yaylı sazlarda yayı kaldırmadan çalış anlamına gelen bir işaret. Ama biz nefes kesmeden küçük ritmik belirleyici vurgular yapmak anlamında kullanacağız bu işareti. Yani bizim meyimize biraz ilişkin bir işaret haline getirmiş olacağız. Çarpmaların olmadığı çalışmalarda, yerlerde ki çarpmaları da ayrı bir derste göstereceğim. Bu vurgular portato kullanılacak. Bu işareti gördüğümüz zaman notanın altında veya üstünde olabilir bu işaretler. Ona göre biz bu çalışmayı yaparken dikkat edeceğiz ve o işaretleri de ona göre yapacağız, değerlendireceğiz. Şimdi biz bu çalışmayı la notası üzerinde başlayalım. Şimdi bakın açıyorum. 55 tempo. 3, 4, 1, 1. Şimdi yarısına kadar çaldım. Kafanızın karıştığını düşünerek baştan anlatmak istiyorum bazı şeyleri. Bakın. Hızlanarak vibrasyon, yavaş vibrasyon, geniş vibrasyon ve hızlı vibrasyon. Büyük S, yatay S neydi? Yavaş, geniş aralıklarla yapılan vibrasyon. Küçük S yatay gördüğümüz zamansa daha hızlı vibrasyon. Bunların altında veya üstünde veya yanında o büyüktür veya küçüktür işareti gibi gördüğümüz işaretler, V'ler yani açık V'ler, ters V'ler gördüğümüz zaman bunlar bu vibrasyonların yani yavaş vibrasyonun yanındaysa yavaştan başlayıp hızlanacağını, hızlı vibrasyonun yanındaysa da hızlıdan yine daha yavaşa düşüp hızlanacağını gösterir. Şimdi biz bu parçanın ilk satırımızın bütününü çalıyoruz ve siz de ekrandan takip ediyorsunuz. Bu takip ettiğinizle birlikte bu çalışmayı birlikte devamlı yaparak aklınıza, elinize, dudağınıza, beyninize kazımanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi, takip ettiğiniz gibi biz bunu bu şekilde birinci satırımızı çalmış olduk. Bu çalışma için 55 tempo, gerekiyorsa 50 tempo, 40 tempo, düşük tempolarda çalışacaksınız. Ama en önemlisi dediğim gibi gördüğünüzü, algıladığınızı aynı şekilde yapmaya gayret etmeniz. Vibrasyon ve vurguyu bu şekilde çalışırsanız inanın daha ileride türküler çaldığınız zaman, açışlar yaptığınız zaman bunu bu alışkanlıkla kullandığınızda ne yaptığınızı düşünmenize gerek kalmadan içinizden gelerek yapacaksınız ve gördüğünüz notaları da öyle değerlendireceksiniz. Şimdi satırın altında gördüğünüz ikinci satır işte uzun var. Ondan sonra onun altında daha kısa vibrasyonlar var. Daha kısa nota değerleri var. Bunu nota değerleriyle ilgili metot çalışmasında özellikle göstereceğim. Umarım sizlerle de bunları paylaşabiliriz. Ama dediğim gibi bu temel çalışmayı yaparak kendinizi bir adım daha ilerleteceğinize ben inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim.